Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, weil ve den cümleleri. Hatırlayacak olursanız, weil ve den'i ayrı ayrı görmüştük. Bu dersimizde ise arkadaşlar, her ikisini bir arada göreceğiz. Böylelikle aradaki farkı kavramış olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar, weil ile ilgili ne demiştik? Weil çünkü demekti. Neden sonuç ilişkisini ne yapıyordu arkadaşlar? Bir araya getirmiş oluyordu, öyle değil mi? Den keza o da öyle. Den neydi? Bundan dolayı, şundan ötürü anlamına gelen bir yapıydı. Weil ise çünkü demekti. Baktığınızda aslında ikisinin de fonksiyonu aynı. Ancak cümlelerin öğeleri birazcık farklı şekilde konumlandırılıyor. Bu dersimizde bunu çok daha iyi bir şekilde kavrıyor olacağız arkadaşlar. Dilerseniz ilk örneğimize bir bakalım. Ne demiş? Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Evet, ne demek istiyor? Maria bu bir kadın ismi değil mi arkadaşlar? Zufrieden sein, memnun olmak demek arkadaşlar. Ist zufrieden demek ki Maria öznesine göre, yani üçüncü tekile göre çekimlendiği için ist zufrieden demiş oluyoruz. Dolayısıyla memnun değil mi? Mit ihrer neuen Arbeit. Evet, bakın burada bir datif yapı var, öyle değil mi? Die Arbeit iş demekti. Neu yeni, ihr onun değil mi? Ona ait yeni iş anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla yeni işi ile deriz güzel Türkçe'de. Ancak mit tabii Türkçe'de de onunla birlikte gibi aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı anlama gelmiş oluyor. Dolayısıyla Maria yeni işinden memnun anlamı doğuyor değil mi? Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Geniş zamanda anlatılan bir cümle. İkinci cümleye bakalım. Bakın burada ikinci cümlede benim direkt dikkatimi çeken hatı. Dolayısıyla ne bu? Präteritum yapı. Yani dili geçmiş. Monate lang. Monat neydi arkadaşlar? Ay demekti. Monate lang aylarca anlamına geliyor. Keine Arbeit işinin olmaması. Yani ne diyor? Aylarca işi yoktu. Şimdi buradaki neden sonuç ilişkisini görüyoruz arkadaşlar. İşinden çok memnun değil mi? Çünkü niye? Aylarca işi yoktu diyeceğiz. Dolayısıyla öncelikle bunu isterseniz weil ile şey yapalım, neden sonuç ilişkisini kuralım. Onun ardından den'e bakalım. Şimdi weil ile kuracak olursak arkadaşlar, öncelikle ne dememiz lazım? Yeni işinden memnun çünkü ile devam edelim isterseniz. Öncelikle yeni işinden memnun derken Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Üst taraftaki bu cümleyi tüm yapılarıyla ne yaptık? Aşağı taşıdık ve çünkü ile devam edeceğiz. Virgülümüzü koyduk ve weil sie monatelang keine Arbeit hatı. Bakın ne olmuş arkadaşlar? While cümlelerinde ne yapıyorduk? Biz eylemi nereye atıyorduk? Sona atıyorduk değil mi? While'den hemen sonra ne geliyordu? Özne geliyordu. Dolayısıyla buradaki özne sie olduğundan dolayı while sie monatelang keine Arbeit hatı. Değil mi? Eylem ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş. Ve ne olmuş? Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Weil sie monatelang keine Arbeit hatte demiş oluyoruz. Şimdi gelin bunu den yapısıyla inceleyelim. Burada gene baştaki neden sonuç ilişkisi içerisindeki bu neden gene aynı şekilde kalacak. Dolayısıyla ya da ne diyebiliriz bunun için? Sonuç diyebiliriz. Çünkü niye? İşinden memnun değil mi? Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Bu kalacak. İşinden memnun. Şundan dolayı. Denn sie hatte monatelang keine Arbeit. Bakın den şundan dolayı anlamı doğuyor. Tabii çünkü de gene aynı anlamda. Ancak bakın buradaki olay ne? Burada ne olmuş bakın? Denn sie hatte. Bakın denn sie hatte keine denn sie hatte monatelang keine Arbeit. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Den yapısı olduğunda gene ne oluyor? İki cümle, aslında iki olağan cümle olması gereken yerlerde bu öğeler ne olmuş oluyor? Den ile birleşmiş oluyor.
Ve ne oluyor nihai olarak? Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden, denn sie hatte monatelang keine Arbeit demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Angela möchte zu Hause bleiben. Evet, Angela bu bir kadın ismi. Zu Hause bleiben, evde kalmak derken zu Hause bleiben diyoruz. Burada arkadaşlar zu Hause denildiğinde bu bir yapı, evde anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde görmekte fayda var. Bleiben de kalmak demek. Hu, sie hatte hohes Fieber. Hohes Fieber, hoch neydi? Yüksek. Fieber, ateş anlamında. Yani neydi? Ateşi vardı deriz değil mi güzel Türkçe'de? Dolayısıyla yüksek ateşi vardı der Almanlar. Dolayısıyla sie hatte hohes Fieber demiş oluyoruz. Şimdi buradaki neden sonuç ilişkisi ne arkadaşlar? Angela evde kalmak istiyor. Çünkü ne vardı? Ateşi vardı diyoruz değil mi? Dolayısıyla biz bunu while ve then ile ne yapabiliriz? Birleştirebiliriz bu iki cümleyi. Öncelikle while ile birleştirelim. Ne olacak arkadaşlar? Baştaki cümleyi gene aşağı taşıyacağım ve diyeceğim ki Angela möchte zu Hause bleiben. Evde kalmak istiyor. Çünkü while, bakın virgülü ayırdım. Weil sie hohes Fieber hat. Bakın buradaki eylem ne olmuş? Haben cümlenin sonuna gitmiş ve weil sie hohes Fieber hat şeklinde yorumlanmış. Öyle değil mi? Dolayısıyla Angela möchte zu Hause bleiben, weil sie hohes Fieber hat demiş oluyoruz. Peki bunu den ile yapalım. Ne olacak? Angela möchte zu Hause bleiben, denn sie hat hohes Fieber. Bakın burada da ne oluyor? Demek ki den yapısı işin içerisine girdiğinde cümle öğeleri gene oldukları yerde kalıyor. Ve ne demiş oluyorum? Angela möchte zu Hause bleiben, denn sie hat hohes Fieber. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden. Sie hatte monatelang keine Arbeit. Sie hatte monatelang keine Arbeit. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden, weil sie monatelang keine Arbeit hatte. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden, weil sie monatelang keine Arbeit hatte. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden, denn sie hatte monatelang keine Arbeit. Maria ist mit ihrer neuen Arbeit zufrieden, denn sie hatte monatelang keine Arbeit. Angela möchte zu Hause bleiben. Angela möchte zu Hause bleiben. Sie hat hohes Fieber. Sie hat hohes Fieber. Angela möchte zu Hause bleiben, weil sie hohes Fieber hat. Angela möchte zu Hause bleiben, weil sie hohes Fieber hat. Angela möchte zu Hause bleiben, denn sie hat hohes Fieber. Angela möchte zu Hause bleiben, denn sie hat hohes Fieber. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Karl kann dich heute nicht besuchen. Evet, Karl bu bir erkek ismi arkadaşlar. Besuchen neydi? Ziyaret etmek demek. Dolayısıyla dich seni heute bugün, Karl seni bugün ziyarete gelemiyor anlamına gelen Karl kann dich heute nicht besuchen cümlesini görüyoruz. İkinci cümleye baktığımızda sein Auto hat eine Panne. Evet, sein Auto onun arabası değil mi? Das Auto onun arabası, sein Auto hat eine Panne. Die Panne arıza ya da ufak bir ne diyebiliriz? Ufak bir tabii arıza diyebiliriz Panne için. Die Panne. Dolayısıyla seni ziyarete gelemiyor çünkü arabası arabasında ufak bir ne var? Bir arıza var gibi bir anlam çıkacak şimdi. While ve then ile ne yapacağız? Bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Öncelikle while ile kuralım bu iki cümleyi. Birleştirelim. Karl kann dich heute nicht besuchen. Bakın bu cümleyi aynen aldık.
Weil sein Auto eine Panne hat. Demek ki neydi kuralımız? Eylemimiz weil'deyken, değil mi? Weil cümlesi kullanılırken sonda olacak. Dolayısıyla ne olacak? Habene cümlenin sonuna atmış olacağım ve diyeceğim ki Karl kann dich heute nicht besuchen, weil sein Auto eine Panne hat. Aynı cümleyi bu sefer arkadaşlar, daha doğrusu aynı anlamı bu sefer denle beraber yapmaya çalışalım. Burada ne olacak? Gene ilk cümleyi geçireceğim, değil mi? Ne diyeceğim? Karl kann dich heute nicht besuchen. Bakın cümleyi gene aldım. Bu sefer denle devam edeceğim. Denn sein Auto hat eine Panne. Değil mi? Çünkü niye? Onun bir arabasında nesi varmış? Arızası varmış arabasında. Dolayısıyla den cümlelerindeki olayda ne demek ki arkadaşlar? İki cümleyi, iki düzenli, değil mi? Yerli yerinde olan öğeleri ne yapmış oluyorum? Bir araya getirmiş oluyorum. Denle birlikte. Sonraki örneğe bakalım. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben. Sonraki cümlede arkadaşlar. Rolf ist eine Weile im Supermarkt. Sonraki cümle arkadaşlar. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Rolf bu bir erkek ismi. Eine Weile bir süre demek arkadaşlar. Im Supermarkt adı üstünde, süpermarkette. Bakın burada ist geblieben fiilini görüyoruz. Bu fiil neydi arkadaşlar? Bleiben fiilinin perfekt hali neydi? Ist geblieben, değil mi? Kaldı. Rolf bir süre süpermarkette kaldı. Evet, bir sonraki cümleye geçelim. Ne demiş? Es hat sehr viel geregnet. Evet. Es hat sehr viel geregnet. Hat geregnet. Yağmur yağdı. Sehr viel. Çok çok yağmur yağdı diyecek olursak demek ki. Es hat sehr viel geregnet demiş oluyoruz. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz? Rolf bir süre süpermarkette kaldı çünkü çok çok yağmur yağdı diyecek olursak. Öncelikle bir weil cümlesiyle ya da yapısıyla bu iki cümleyi bir araya getirelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen buraya taşıyacağız. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, weil es sehr viel geregnet hat. Değil mi? Ne oluyor? Eylem sona gidiyor ve yardımcı eylemim, fiilim haben, değil mi? Buraya konumlanmış oluyor çekimli olarak tabii ki. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, weil es sehr viel geregnet hat. Aynı iki cümleyi bu sefer den ile birleştirecek olursak ne yapıyoruz? Aynen iki cümleyi aşağı taşımış oluyoruz. Sadece den ile birleştiriyoruz. Bu kadar kolay. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, denn es hat sehr viel geregnet demiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Demek ki Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, denn es hat sehr viel geregnet demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Karl kann dich heute nicht besuchen. Karl kann dich heute nicht besuchen. Sein Auto hat eine Panne. Sein Auto hat eine Panne. Karl kann dich heute nicht besuchen, weil sein Auto eine Panne hat. Karl kann dich heute nicht besuchen, weil sein Auto eine Panne hat. Karl kann dich heute nicht besuchen, denn sein Auto hat eine Panne. Karl kann dich heute nicht besuchen, denn sein Auto hat eine Panne. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben. Es hat sehr viel geregnet. Es hat sehr viel geregnet. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, weil es sehr viel geregnet hat. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, weil es sehr viel geregnet hat. Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, denn es hat sehr viel geregnet.
Rolf ist eine Weile im Supermarkt geblieben, denn es hat sehr viel geregnet. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Die Schülerin muss sich beeilen. Evet, bakın burada die Schülerin neydi? İlkokul, lise öğrencilerini kapsayan değil mi? Öğrenci anlamına gelen değil mi? Kız öğrenci, die Schülerin. Sich beeilen refleksif fiilini görüyoruz. Sich beeilen ne demek arkadaşlar? Acele etmek. Dolayısıyla öğrenci acele etmesi gerekiyor değil mi? Öğrencinin acele etmesi gerekiyor derken die Schülerin muss sich beeilen. İkinci cümleye bakıyoruz. Sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Evet. Zug neydi arkadaşlar? Der Zug bu. Tren demek arkadaşlar. Trenini kaçırmak istemiyor derken güzel Türkçe'de trenini deriz değil mi? Dolayısıyla Almanca'da da bu böyle arkadaşlar. Trenini kaçırmak istemiyor. Demek ki verpassen kaçırmak demekmiş. Evet, şimdi neden sonuç ilişkisine baktığımızda bunu weil ile bir araya getirelim. Acele ediyor çünkü trenini kaçırmak istemiyor diyelim. Ne yapacağız? Baştaki cümleyi gene buraya taşıyacağız. Diyeceğiz ki Die Schülerin muss sich beeilen, weil sie ihren Zug nicht verpassen möchte. Weil kuralı neydi arkadaşlar? Eylemimiz ne oluyordu? Sona gidiyordu. Bakın burada modal fiili olduğu için ne yapıyoruz? Modal fiili sona atıyoruz. Hemen neden sonra? Eylemden sonra, verpassen eyleminden hemen sonra ne olmuş? Modal fiil çekimli olarak değil mi? Gelmiş. Dolayısıyla Die Schülerin muss sich beeilen, weil sie ihren Zug nicht verpassen möchte. Dilerseniz şimdi den ile inceleyelim. Den, evet, ne oluyordu denle arkadaşlar? Den de değişen bir şey olmuyordu. Ne yapıyorduk? İki cümleyi bir araya getiriyorduk değil mi? Öğeler yerli yerinde kalıyordu. Die Schülerin muss sich beeilen, denn sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Evet, bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Cümlenin öğeleri yerli yerinde kalmış. Ne yapmışım? İki cümleyi tek bir cümleye indirgemişim. Ve demişim ki Die Schülerin muss sich beeilen, denn sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Son örneğe geldi sıra arkadaşlar. Bakıyoruz. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen. Evet, das Schwimmbad neydi arkadaşlar? Havuz demekti. Değil mi? Kapalı yüzme havuzu anlamında. Dürfen de neydi arkadaşlar? Bir otorite ya da bir ne olabilir? Bir otoriteden kasıt bir anne olabilir değil mi? Anne izin vermiyorsa çocuğuna işte yüzmeye gitmesine. Neden? Sebebine bir bakalım. Du kannst noch nicht schwimmen. Noch nicht, henüz değil değil mi? Schwimmen de yüzmek. Dolayısıyla sen henüz yüzemiyorsun değil mi? Neden sonuç ilişkisine baktığımızda öncelikle şuna bir bakalım. Allein neydi? Tek başına demekti. Tek başına yüzmeye, tek başına havuza gidemezsin. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tek başına havuza gidemezsin. Çünkü henüz yüzme bilmiyorsun diyeceğiz. Ve ikisini weil ile birleştireceğiz bu iki cümleyi. Dolayısıyla ne yapıyorum? Baştaki yapıyı aşağı taşıyorum ve diyorum ki Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, weil du noch nicht schwimmen kannst. Değil mi? Bakın ne oldu arkadaşlar? Modal fiilim können ne oldu? Asıl fiilimden hemen sonra değil mi? Mastarda kalıyor fiilim. Çünkü modal fiil kuralıydı bu. Modal fiil ne oluyor demek ki? Asıl fiilden hemen sonra gelmiş oluyor. Değil mi? Çekimli olarak. Biz bunu den ile kuracak olsak bu cümleyi ne yapıyoruz? Den ile birleştirdiğimizde iki cümleyi bir araya getiriyoruz. Demek ki weil cümlesinde ne yapıyorum? Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, weil du noch nicht schwimmen kannst. Den cümlesinde demek ki her şey yerli yerinde kalıyormuş. Ve ne diyoruz bu sefer? Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, denn du kannst noch nicht schwimmen. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schülerin muss sich beeilen. Die Schülerin muss sich beeilen. Sie möchte ihren Zug nicht verpassen.
Sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Die Schülerin muss sich beeilen, weil sie ihren Zug nicht verpassen möchte. Die Schülerin muss sich beeilen, weil sie ihren Zug nicht verpassen möchte. Die Schülerin muss sich beeilen, denn sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Die Schülerin muss sich beeilen, denn sie möchte ihren Zug nicht verpassen. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen. Du kannst noch nicht schwimmen. Du kannst noch nicht schwimmen. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, weil du noch nicht schwimmen kannst. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, weil du noch nicht schwimmen kannst. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, denn du kannst noch nicht schwimmen. Du darfst nicht alleine ins Schwimmbad gehen, denn du kannst noch nicht schwimmen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde while ve then bağlaçlarını karşılaştırmalı olarak görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.